Sırılsıklam bir haldesiniz. Şu anda betonları kırılıp dökülmüş, metal iskeleti ortaya çıkmış, gökdelenden geriye kalan şeyin tepesinde duruyorsunuz. Bir zamanlar yaşadığınız ama şu anda denize dönüşmüş şehre bakıyorsunuz. Kendi kendinize bu mu yani, insanlığın sonu bu mu diye sorarak gözlerinizi kapatıyorsunuz ve sonra parlak bir ışık doğrudan sizin üstünüzde parlıyor. Ofiste yoğun bir gün daha. Şehrin en yüksek binasının en üst katında, kendi ofisinizde masanızın başında oturuyorsunuz. Evet, kariyerinizde çok iyi ilerlediniz. Ofisinizin muhteşem panoramik manzarasının bir eşi yok. Yerden tavana, kalın cam pencereler ve her yerde kristal cam eşyalar var. Ama sürekli işe gömüldüğünüz için bu muhteşem manzaranın tadını çıkaramıyorsunuz. Büyük ekran televizyonunuz, dünya çapında açıklanamayan olaylarla ilgili bir takım son dakika haberlerini veriyor. Sesi açmak için uzanıyorsunuz ama telefonunuz çalması dikkatinizi dağıtıyor. Televizyonu kapatıp telefona bakıyorsunuz. Arayan kardeşiniz, uçağa atlayıp sizi görmek için yaşadığınız şehre geldiğini söylüyor. Ama her zamanki bahaneleriniz hazır. Hep çok fazla işiniz var ve teslim tarihinin gerisinde kalmış durumdasınız. Bundan bahsetmişken, neredeyse öğle yemeği zamanı ve daha bugünkü işinizin yarısını bile bitirmediniz. Sonra bilgisayar ekranınızdan aşağıya damlayan sıvıyı fark ediyorsunuz. Silmek için bir mendil alıyorsunuz ama bu da nedir? Damlayı sildiğiniz monitörünüzün içini görebiliyorsunuz. Daha yakından bakıyorsunuz ve daha da fazla sıvının aşağıya aktığını görüyorsunuz. Ekranın iç kısmının çoğu görünür hale geliyor. Sinirli bir şekilde oturduğunuz yerden fırlıyorsunuz. Tam o sırada gözünüzün önünde aşağı akan bir damla olduğunu görüyorsunuz. Bir tane daha damlıyor. Gözlüğünüzü çıkarıyorsunuz ama o da ne? Gözlüğün camlarının eridiğini görüyorsunuz. Birini aramak için telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Ancak numarayı çevirmeye çalıştığınız anda yine sıvıyı hissediyorsunuz. Telefonun ekranı da eriyor ve sıvı üzerinize damlıyor. Korku içinde telefonunuzu odanın diğer ucuna fırlatıyorsunuz. İşte o zaman pencerelere bakıyorsunuz. Pencerenin köşelerinden aşağı doğru o sıvı akıyor. Yavaşça yaklaşıp sıvıyı inceliyorsunuz. Kalbiniz göğsünüzden dışarı fırlayacakmış gibi küt küt atıyor. Parmağınızı batırıyorsunuz ve 12 santimetre kalınlığındaki cam deliniyor. Sonra elinizin tümünü camın içine sokuyorsunuz. Rüzgar elinizi diğer tarafa savuruyor. Kolunuzu geri çekip sıvıyı siliyorsunuz. Aniden camın tamamı eriyip şelale gibi aşağıya akıyor. Ardından ofisinizin panoramik camları eriyip sıvıya dönüşüyor. Televizyonda tekrar haberleri açıyorsunuz ve ekran tamamen erimeden önce neler olduğuna bir göz atıyorsunuz. Eski sabit hatlı telefonu kullanmak için merdivenlerden inip konferans odasına gidiyorsunuz. Ama geriye hiçbir şey kalmamış. Telefonun küçük ekranı eriyip cihazı tamamen kullanılmaz hale getirmiş. Herkes panik içinde sağa sola koşuşuyor. Birini aramaya çalışıyorsunuz. Herhangi birini. Telsizlerin içinde bile camdan yapılmış parçalar var. Bu yüzden onları da kullanmak mümkün değil. Paniğe kapılan iş arkadaşlarınızın dünyanın dört bir yanında aniden erimeye başlayan camlarla ilgili bir şeylerden bahsettiğini işitiyorsunuz. Dünyadaki camların tümü mü? Bu olay sadece kavanozlar, şişeler ve kaselerle ilgili bir durum değil. Bina yalıtımı, aynalar, ampuller, kablolar, yani sizi çevreleyen pek çok şeyin içinde cam var. Bu hiç iyi değil. Herkes gibi siz de binadan kaçıyorsunuz. Anında ayak bileğinize kadar gelen sıvıyla karşılaşıyorsunuz. Arabaların ve otobüslerin camları kalmamış. Trafik ışıklarının ve sokak lambalarının camları da erimiş ve yağmur gibi insanların üzerine damlıyor. Eğer kardeşiniz şu anda uçaktaysa havada neler olduğunu düşünüp ürperiyorsunuz. Bu durumda 3 katmanlı pencereler eriyecek ve kabin basınca düşerken havanın tümü dışarı boşalacak. Buysa uçağın içinde kasırga çıkmış gibi bir duruma sebep olacak. Ön cam eriyip pilotların gözü önünde yok olacak. Aslında uçak pencereleri camdan değil de akrilikten yapıldığı için kardeşinizin uçağında muhtemelen bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Ve onun tehlikede olduğu düşüncesi midenizi alt üst etmiş durumda. Bu korkunç düşünceleri kafanızdan atıyorsunuz. Kardeşinizle nasıl iletişim kuracağınızı bulmalısınız. Ama ondan önce olanların sona ermesini beklemek için hızlıca güvenli bir yer bulmalısınız. Her caddede göz alabildiğince trafik sıkışıklığı var. Ofisinizin önündeki alışveriş merkezinin bir zamanlar kocaman cam duvarları vardı ama artık hepsi yok olmuş durumda. İnsanlar çılgınca alışveriş merkezinden dışarı koşuyorlar. Binadan insanlar ve balıklar boşalıyor. Balıklar mı? İşte o zaman aklınıza geliyor. Kısa bir süre önce alışveriş merkezinin içinde devasa bir akvaryum yapılmıştı. Bu akvaryumda dünyanın her yerinden türlü türlü egzotik balıklar vardı.
Aşağıya bakıyorsunuz ve ayaklarınızın etrafında balıkların yüzdüğünü görüyorsunuz. Yaşadığınız daireye doğru koşmaya başlıyorsunuz. Çok uzak olmadığı için zamanında varabilirsiniz. Ancak şehrin derinlerine indikçe aşmanız gereken daha fazla sıvı olduğunu görüyorsunuz. Az evvel dizlerinize kadar olan sıvı şimdi kalçalarınıza, sonra belinize erişiyor. Şehir merkezine vardığınızda sıvı göğsünüze kadar çıkıyor. Neredeyse vardınız ama bir türlü yaşadığınız binaya ulaşamıyorsunuz. Dalgalar çok güçlü ve yolun üstünde çok fazla engel var. Yanınızdan bir sosisli sandviç arabası geçiyor. Su neredeyse burnunuzun hizasına geldiğinde aniden derme çatma bir salın üstüne sürükleniyorsunuz. Salın üstünde başkaları da var. Salın üstü tıkış tıkış ve neredeyse oturacak hiç yer yok. Akıntı salı hızlandırarak şehrin içine sürüklüyor. Ve işte o an onu görüyorsunuz. Bir zamanlar herkesin bisiklete binmeyi ve kaykay yapmayı sevdiği o tepe şu anda kimsenin arzulamadığı bir su parkı macerasına dönüşecek. Herkes kendini hazırlıyor ve sıvının üstünden uçuyor. Bu raftingden bile zordu. Herkes saldan düşüp sıvı cam seline kapılıyor. Siz salın yanına yüzmeye çalışıyorsunuz ve sonra çevrenizde onlarca köpek balığı yüzgecinin dolaştığını görüyorsunuz. Oo, elbette. Şu anda neredeyse şehrin akvaryumun bulunduğu kısmına geldiniz. Yani bir zamanlar öyleydi. Köpek balıkları size doğru yüzmeye başlıyor. Hayvanların öğle yemeği olmak üzeresiniz ki size en yakın binanın penceresinin içinden geçip hızlıca yüzüyorsunuz. Neyse ki onlar içeri giremiyorlar. Artık güvendesiniz. Yani şimdilik. Bu bina, şehirlerin hepsi ve dünya, her şey suların altında kalmak üzere. Tek seçeneğiniz çatıya çıkmak. Ama merdivenlerden aşağı püskülen su, yukarı tırmanırken sizi aşağı sürüklemeye devam ediyor. Ardınızdaki su, alt katlarda tırmanabileceğinizden daha hızlı yükseliyor. Sonunda başarıyorsunuz ve önünüzdeki manzarayı görüyorsunuz. Bazı gökdelenlerle tepelerdekiler dışında neredeyse her şey sular altında. Cam seli kıyıya ulaşmış ve şimdi hepsi denizde karışmış durumda. Bazı kargo gemilerinin şehir merkezine doğru sürüklendiğini, binalara çarptığını ve bunun daha da fazla kaosa neden olduğunu izliyorsunuz. Bu mu? İnsanlığın sonu bu mu? Diyerek gözlerinizi kapatıyorsunuz ve sonra parlak bir ışığın doğrudan size doğru parladığını görüyorsunuz. Bir helikopter projektörünü size doğru uçuyor ve tırmanmanız için aşağıya bir merdiven sarkıtıyor. Hiç düşünmeden yukarı tırmanıp üstünüz başınızdaki sıvıdan kurtuluyorsunuz. Pilot dönüş yapıyor ve şansa bakın, pilot sizi görmek için şehre gelen kardeşiniz. O artık elden geldiğince herkesin yardımına koşan profesyonel bir pilot. Sizi başkalarıyla birlikte hayatta kalanların barındığı bir kampa götürüyor. Bilim insanları camın bir anda kendi kendine sıvıya dönüşmesi dışında neler olduğunu açıklayamıyorlar. Camların bazıları sıcak güneşin altında eriyen buz gibi yavaş yavaş sıvılaşırken diğerleri birkaç saniye içinde hızla sıvıya dönüşüyor. Dünyada su seviyesinin %30 arttığını öğreniyorsunuz. Bu sizinki gibi kıyıda olan şehirlerin sular altında kalmasına yeter de artar. Bazı küçük adalar da tamamen sular altında kalmış durumda. Bu şehirlerin birçoğu yoğun sıvılaşma meydana geldikten sonra gelgit dalgalarına maruz kalıyor. Bunu bir bardak suya buz küpü atmak gibi düşünün. Ama olan biten tabii bunun çok daha büyüğü. Sıvı camın oluşturduğu dalgalar gelgite sebep oluyor. Buz küpü suyun içinde bir süre katı kalırken cam anında eriyip dünyanın her yerinde taşmalara sebep oluyor. Kutupların çevresindeki birçok buzul ve buzdağı kırılıp parçalara ayrılıyor ve sürüklenip ekvatora yaklaşıyor. Yoğun ısı altında bu buzul ve buzdağları sonunda eriyorlar ve okyanus sisteminde büyük bir çevresel soruna neden oluyorlar. Okyanusun ısısının yanı sıra okyanus akıntıları bundan kalıcı olarak etkileniyor. Buysa kasırgalar, şiddetli yağmurlar ve büyük fırtınalar gibi daha fazla soruna yol açabilir. Bütün bunların neden olabileceğine dair bir açıklama olmasa da insanlık yeniden binalar inşa etmeye başlıyor. İnşaat şirketleri cam içermeyen binalar inşa etmenin yenilikçi yollarını keşfediyorlar. Aynı şey telefon, bilgisayar ve tablet üreticileri için de geçerli. Cam endüstrisi de yeniliklerden nasibini alıyor. Dünyanın tekrar ayağa kalkması uzun zaman alacak ama bir şekilde bunu başaracaklar.